Diyarbakır'da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür ve Dil Tarihi Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Dici Üniversitesi, Dici Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle Orta Çağ'dan Günümüze Kadın ve Toplum Çalıştayı düzenlendi. Dici Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Yüksel Özgen, Orta Çağ'dan günümüzde kadınların farklı dönemlerde farklı rolleri olduğunu, savaşlarda kadınların millet ve devlet için mücadele ettiğini, gerektiğinde canlarından vazgeçtiğini söyledi. İnsanlık ve medeniyetin çıkış noktalarından olan şu anda içerisinde bulunduğumuz kadim bölgedeki arkeolojik çalışmalar göstermektedir ki, insanlığın şafağından itibaren kadınlar toplumların temelinde yer almıştır. Doğurganlıklarıyla adeta kutsal bir gücü elinde bulunduran kadınlar, çağlar boyunca gücün, bereketin ve refahın simgesi olarak görülmüştür. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Hülya Yavuz da kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve güçlenmelerini sağlamanın kadın politikasının temelini oluşturduğunu söyledi. Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve güçlenmelerini sağlamak kadın politikalarımızın temelini oluşturmaktadır. Dici Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakoç da çalıştayın düzenlemesinde emeği geçenlere ve çalıştaya katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Dici Üniversitesi'nin kuruluşunun 50. yılında düzenlemiş olduğumuz kadın temalı çalıştayınıza hoş geldiniz diyerek hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. DÜKSEM Müdürü ve Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Şengül Kocamansa, Çalıştay'da tarihsel süreçte kadına yönelik rolleri, görevleri, kadının toplumdaki konumunu ve değişimini ele almaya amaçladıklarını belirtti. Günümüze kadın ve toplum olarak belirleyip, tarihsel süreçte kadına tanımlanan rolleri, görevleri, kadının toplumdaki konumunu ve değişimini tartışmayı amaçlıyoruz. Çünkü günümüzdeki kadını, toplumdaki yerini, kazandığı hakları anlamak için önce geçmişteki kadını bilmemiz gerekmektedir.